futbolun transfer gündeminden düşmeyen, iki ezeli kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşüren Mert Hakan Yandaş'ın başarı öyküsü. 2006 yılında futbol topu ile Bursa Güvenspor'da tanıştı. 2010 yılına kadar Bursa Güvenspor formasını giydi. Sonrasında Oyak Renault takımına transfer oldu. Bir sonraki sezon 2012 yılında 18 yaşında A takıma yükseldi ve 3. Lig Oyak Renault takımında profesyonel oldu. Bugünkü profesyonel kariyerinin ilk maçına 21.10.2012 yılında 18 yaşında Sancaktepe Belediyespor karşısında çıktı. 46. dakikada oyuna girmişti. İlk 11'e girmesi çok zaman almadı. Ve 12.11.2012 günü Altın Ordu Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. İlk golünü ise ilk profesyonel olduğu takıma 90+3'te Sancaktepe Belediyespor attı. Bu gol o gün galibiyeti yetmedi ama Mert Hakan Yandaş'ın bundan sonra daha fazla gol atacağının habercisiydi. 2012-2013 yılında görev aldığı maçlardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve İzmir ekibi olan 2. Lig temsilcisi Altın Ordu Spor'a transfer olur. İlk maçına da Eyüp Spor karşısında 70. dakikada oyuna dahil olarak 20 yaşında 2. Lig forması giymiş olur. Çalışkanlığı, azimli oluşu ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2004-2015 sezonunda Altın Ordu Spor tarafından Tire 1922 Spor'a kiralık olarak verildi. İşte bu gidiş Mert Hakan Yandaş'ın çıkış noktası olmuştu. 2. Lig takımından 3. Lig takımına kiralık olarak gitmek ilk bakışta düşüş gibi görünse de Mert Hakan için bir çıkış olacaktı. Artık Tire 1922 takımının sporcusuydu. İlk maçı Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçı rakip Bergama Belediyespor'du. 2-0 kazandıkları maçta golün birini Mert Hakan, diğerinde bir başka Bursalı Feyyaz Yaşar atmıştı. Daha ilk maçtan Trespor taraftarının gözüne girmeyi başarmıştı. 2014-2015 sezonunda 13 gol atarak 1. grupta gol krallığında 4. sırada kendine yer bulmuştu. Bu Mert Hakan ve Trespor için ciddi bir başarıydı. 2015-2016 sezonu için Mert Hakan'ı kadroda tutmak isteyen Trespor yönetimi Altın Ordu ile görüşmeler sonunda Mert Hakan'ın bonservisiyle kadrosunda tutmayı başardı. 2015-2016 sezonu Mert Hakan için önemliydi. İlk maçı kaybettiler ama ikinci maçta kazandılar ve Bursalı golcü 37. dakikada attığı gol ile lige merhaba demişti. Arka arkaya oynanan onca zorlu maçların ardından sezonu 3. bitirerek 2. lige yükselme maçları oynamaya hak kazanmışlardı. Ve sezon sonu Mert Hakan Yandaş gösterdiği performans ve takımı sahiplenmesi takım olmanın karşılığını 21 gol atarak almış oldu. 3. ligin gol kralı yarışını en ön sırada tamamladı. Genç golcünün başarılı ve yükselen form grafiği birçok takımın dikkatini çekiyordu. Bu defa Süper Lig takımları Mert Hakan'ı mercek altına almışlardı. Hakan tecrübesinin daha hazır hale gelmesi gerektiğinin farkındaydı ve 2016-2017 sezonunda iddialı bir ekip kuran 2. lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'u tercih etti. Yine üst düzey bir performans göstererek sezonu 16 golle kapatmayı başardı. Genç golcüyü kadrosunda görmek isteyen, aralarında Süper Lig takımlarının da olduğu bir kulüp Mert Hakan'ı kadrosuna katmak için uğraş verdi. Genç golcü tercihini Sivasspor'dan yana kullanarak Sivasspor'a evet dedi. Mert Hakan Yandaş Süper Lig'deki ilk maçını 19 Ağustos 2017 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda Yeni Malatya Spor'a karşı oynamıştı. Süper Lig'deki ilk golünün ardından asker selam veren Mert Hakan Yandaş golünü rahmetli babasına armağan ettiğini ifade etmişti. Sivas Spor'da ilk sezonunda 26 resmi maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş 3 gol atmıştı. Sonraki yıl 2018-2019 sezonunda sakatlıklarla boğuşan Mert Hakan Yandaş 10 resmi maçta forma giyebilmişti. 2019-2020 yılında Sivasspor'un başına Rıza Çalınbay'ın gelmesiyle kariyerin en parlak sezonunu yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giymesi bekleniyor.